Yunanistan'ın başkenti Atina son yılların en büyük orman yangınını yaşıyor. Alevlere müdahale ikinci günde de sürüyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde yer alan Pentelli ve Rapentosa Dağı'nda dün yerel saatte 3.30'da başlayan orman yangını ikinci günde de devam ediyor. Kısa sürede yayılan yangın nedeniyle 4 yerleşim bölgesi alevlere teslim oldu. 600'den fazla kişi de bölgeden tahliye edildi. Hızı saatte 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar sebebiyle kontrol altına alınmayan alevler onlarca evi kullanılamaz hale getirdi. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı basın temsilcisi Epipiarago Loannis yaptığı açıklamada yangının kısa süre içerisinde 23 kilometre kare alana yayıldığını ve alevlerin kamu kurumlarına, tarım alanlarına ve yerleşim noktalarına sıçradığını söyledi. Yunan Polis Teşkilatı Genelkurmay Başkanlığı gönüllü kuruluşlar ve Romanya itfaiye ekiplerinin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirten Loannis, 85 itfaiye aracı, 420 itfaiyeci, 22 askeri araç, 150 asker, 282 polis, 3 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve gönüllülerden oluşan ekipler yangını söndürmek için 29 saattir aralıksız şekilde çalışıyor. Yangının hanelere ulaşmaması için büyük çaba sarf etmekteyiz. Şu ana kadar 29 ev, 5 kamu kurumu, 2 endüstriyel bina, 3 kilisenin kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. Yangının bölgede yaşayan 34 bin vatandaşımızı doğrudan etkilediğine inanıyoruz. Yangının en yoğun olarak hissedildiği Penteli, Neopenteli ve Ekali semtlerindeki yüzlerce vatandaşımızı güvenli alanlara taşımış bulunuyoruz dedi.